31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Başkan Başdeğirmen, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Meclis Başkanı Akif Aslan, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Isparta Kadın Girişimciler Kurulu'nu kabul etti. Şükrü Başdeğirmen'in odanın onursal başkanı olduğunu ve Isparta'nın sorunlarını yakından tanıdığını belirten Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de Isparta'nın yararına olan tüm çalışmalarda birlikte olacağız dedi. Bugün Isparta Ticaret Sanayi Odamızın komite başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yönetim kurulumuz, kadın girişimciler kurulumuz 31 Mart seçimleri sonrasında yeniden göreve seçilen Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkanımız daha öncesinde de Ticaret Sanayi Odası'nda birlikte olduğumuz, Ticaret Sanayi Odası'na yetişen, Isparta'mızı çocukluğundan tanıyan, olayların içinde olan bir başkanımız. Bizim aynı zamanda onursal başkanımız olması hasabıyla de bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah bütün Isparta olaylarımızda birlikte Isparta'mız yararına ne yapmamız gerekiyorsa, nerede beraber olmamız gerekiyorsa, Ticaret Sanayi Odası olarak biz nereye ne destek vermemiz gerekiyorsa Isparta'mız için her şeyi yapmayan meclisimiz olarak hazırız. Isparta'da ithalatçı ve ihracatçıların talebi olan antrepoyla tır garajı sorununu Başkan Başdeğirmen'in katkılarıyla çözüme kavuşturduklarına değinen Metin Çelik, çalışmaları devam eden 4. Organize Sanayi Bölgesi ile serbest bölge projelerine değindi. Bir yıldır uğraş verdiğimiz geçici antrepo ve tır garajı yapımı başkanımız da sağ olsun arazisini temin etti. 2 gün öncesinde onaylandı. Onun yapımını da hızlı bir şekilde yapıp inşallah gümrüğümüzü biraz daha rahatlatacağız. 4. OSB alanımızla ilgili çalışmamız vekillerimizin de yardımıyla, başkanımızın desteğiyle sağ olsun bakanımızdan destek aldık, söz aldık. Onun çalışmalarına başladık. 2-3 gün öncesinde de valimizin imzasıyla dosyamızı tekrar bakanlığa gönderdik. Aynı şekilde serbest bölge alanı çalışmamız devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımızda da gerek vekillerimizin gerek başkanımızın desteğini her zaman yanımızda hissedeceğiz. Geçen yıl yaptığımız 1. turizm fuarının bu yıl inşallah 2.sini yapacağız. Gene başta valimiz olmak üzere belediyemiz, üniversitelerimiz, tüm Isparta olarak daha güzel bir fuar alanı inşallah gene birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da bütün çalışmalarımızla, belediyemizle, valimizle, siyasi liderlerimizle birlikte Isparta'mıza güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Tekrar bütün meclisimiz, kadın girişimcilerimiz, yönetimimiz adına başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. Bugüne kadar uyum içinde çalıştıkları ITSO'yla yeni dönemde de işbirliklerinin devam edeceğini açıklayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de şehrimizin gelişimi için sizlerin her zaman yanınızdayız mesajını verdi. Yeni dönem sizlerle tekrar çalışma imkanı bulduğum için ben de memnuniyetimi de belirtmek istiyorum. Seçimlerdeki desteklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum. Bugün bu ortamda beraber olmak, sizlerle işbirliği içerisinde Isparta'mızın sorunlarını veya yeniliklerini konuşabilmek tabii ki çok değerli. Hizmet bence şehrin gelişmesi o şehirdeki mülki amirlerin uyumlu çalışmasından olumlu şekle dönüyor. Eğer ki mülki amirler, idareciler, yöneticiler, odalar ve belediyeler birbirleriyle anlaşamazsa kesinlikle o memlekete bir hizmet beklemeyin. Şu anda öyle güzel bir ortam yakalandı. Valimizle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, meslek örgütlerimizle, ticaret odası, borsa ve diğer birimlerimizle çok güzel bir ortam oldu. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve bu kıymetin de değerini bilerek güzel çalışmalar yapabilmemiz lazım. İşbirliği içerisinde olmamız lazım. Yani eleştiri mutlaka vardır, istişare mutlaka vardır. Ama yıkıcı değil de yapıcı eleştirilerle, yapıcı düşüncelerle şehrimize ne kazandırabiliriz?
Isparta'mızı bir adım ileriye nasıl götürebiliriz? Bunları düşünerek yaptığımız çalışmalar her zaman için bizlere olumlu yansıyacaktır, tüm halkımıza. Biz burada 5 yıl dönemimizde bazı zorluklar yaşadık. Yani hayat zorlukları oldu, günün şartlarına getiren zorluklar oldu. Ama inşallah bu dönem daha rahat, daha güzel ve faydalı, daha güzel işler yapacağımız inancındayım. Sizlerle beraber işbirliğinde olmak daha bir verimli sonuç çıkaracak. Sizlerin söylediği projelere biz her zaman için sizlerle beraberiz. Yapılacak olan projelerde, benim anlattığım projelerde sizler de onay veriyorsunuz. Demek ki biz doğru yoldayız ve yapılacak çalışmalarda iyi bir sonuca ulaşacağız. Yani sizler iş adamları ne kadar çok güzel ticaret yaparsanız, ne kadar verimli iş yaparsanız, istihdam sağlarsanız, kestiğiniz faturalardan ne kadar çok vergi verirseniz o kadar çok bize geri dönüş oluyor. Çünkü biz aylık ödeneklerimizi devletten iş adamlarımızın, iş insanlarımızın yapmış olduğu yatırımlar ve ödemiş olduğu vergilerden kaynaklanan paylarımızla yapabiliyoruz. Siz kaç liralık vergi verirseniz onun içerisinde mutlaka belediyemize gelen bir pay var. Sizin paralarınız bize geri geliyor. Biz de onlarla işte ne gerekiyorsa hizmetlerimizi yapıyoruz. Yani birbirimize bağlıyız, birbirimize beraberiz. İstihdam çok önemli. Tabii ki döviz çok önemli, ihracat önemli. Siz bunların hepsini yapıyorsunuz. Daha iyisini yapmak için biz ne varsa biz sizlerle beraberiz. ISO'nun girişimleriyle başlatılan 4. Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Başdeğirmen, ISO'yla belediye çoğu yerde paydaş, onun için birliktelikle en üst düzeyde hizmetleri almalıyız diye konuştu. Yeni açılacak olan çalışmanız çok değerli, organize sanayimizin yapılması. Bunlar uzun soluklu çalışmalar, bugünden yarına yapılan şeyler değil. Mutlaka erkenden başlamak gerekiyor. Biliyorum ki şimdi organize sanayideki 82 fabrika alanımızın tamamı dolu. Hiç kalmadı. Talep var mı? Çok talep var. O zaman ne yapmamız lazım? Büyümek, geliştirmek lazım. Organize sanayinin ikinci etabı uzun zamandır yapılması için mücadele veriliyor. Orası da açıldığı anda dolacak durumda şu anda. Peki ne yapmamız lazım? Sizin söylediğiniz daha büyük alandaki o organize sanayi alanını bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Eğer biz bu ihtiyaçları 10 yıl, 15 yıl önceden görmezsek aradaki boşluğu sanayicimize zarar olarak veririz. Biz de buralarda bizimle alakalı ne varsa bunları yapmaya hazırız. Ticaret odasıyla belediye birçok yerde beraber paydaş. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda da yönetim kurulu üyesi olarak hizmet veriyoruz. Eğer biz oralardaki hizmetleri Isparta'mıza işbirliğinde getiremezsek, anlaşmazlık olur da bunu sağlayamazsak zarar memleketimizin olur. Onun için en üst seviyede maksimum hizmeti alabilmek, yatırımı alabilmek hepimizin beraber çalışması gereken konu. Bir uçak konusunda beraber hareket ettiğimiz zaman daha çok etkili oluyoruz. Bunlar bizim ulaşımla alakalı sorunlarımızı çözme anlamında. Yatırımlar anlamında önümüzdeki günlerde yapmamız gereken güzel çalışmalar var. Onları hep beraber istişare edeceğiz ve gündem alacağız inşallah. Bu anlamda tabii ki bu birlik beraberliğin değerinin çok önemli olduğunu da anlatmak istedim. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel işleri yapmak amacımız sizlerle beraber. Ben bu ziyaretinizden dolayı da memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Sizlere de çok sağ olun, teşekkür ederim böyle kalabalık bir şekilde geldiğiniz için. İnşallah beraber olduğumuz yönetim dönemimizde şehrimiz bizden çok büyük faydalar elde edeceğini inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ziyaretin sonunda ISO Başkanı Çelik tarafından Başkan Başdeğirmen'e bir hediye takdim edildi.